Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Otomotiv satışları yılın ilk 3 ayında rekor kırdı. Bu rekorun nedenlerini ve yansımalarını konuşacağız. Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ile. Hoş geldin Yiğitcan. Helin, hoş bulduk. Şimdi aslında şöyle bir giriş yapmak istiyorum ben. Şimdi geçen yıl rekoru hep konuşuyorduk biz otomobilde. Ancak son dönemde de biliyoruz ki işte krediler daha zor veriliyor. Zaten çok yüksek faizler var ve finansman erişim acaba sıkıntılı olur mu? Ve otomobil satışları düşer miyi? Konuşuluyordu da. Biz de konuştuk. Ama şimdi 3 ay, geride kalan 3 ayda yeni bir rekor geldi. Bu rekoru nasıl görmek lazım? Bu rekoru getiren sebepler neler? Aslında dikkat çeken bir sonuç oldu diyebiliriz. Yani sene başında baktığımızda ilk 3 ay için aslında projeksiyon bu kadar yüksek değildi. Evet. Ben tabii bizi izleyenleri rakamlara boğmak istemiyorum ama çok kısaca bahsetmek gerekirse toplam pazar ilk 3 ayda yani Ocak-Mart döneminde %25 büyümüş, otomobil satışları %33 büyümüş, hafif ticarede ise %3'e yakın aslında geçen seneyle neredeyse kafa kafaya diyebileceğimiz bir seviye görülmüş. Peki bunun sebebi ne senin de sorduğun gibi? Bunun Helin 3 tane aslında temel sebebi bulunuyor. Bunlardan ilki şu. Şimdi seçimler verdi malum biliyorsun. Evet. Ve seçim sonrasında piyasada fiyatların artışı, dövizin çok yükseleceği gibi bir takım düşünceler verdi. İşte artık ekonomideki son gelişmeler yüzünden bizim halkımızın da ekonomi takibi yükseldi. Yani finansal okuryazarlık seviyesi de arttı belki de. Dolayısıyla burada işte çok fazla ekonomi alanında spekülasyon tabii yapılıyor. Çünkü ilgi yüksek o tarafa doğru. Sosyal medyada çok fazla ekonomi kanalı takip ediliyor. Bu anlamda fenomenler ortaya çıktı. Vesaire vesaire. Ama özetle işte bütün bu takip sonucunda uluslararası raporlar da işte takip ediliyor. Ve burada seçimden sonra sanki seçimin ertesi günü döviz çok yükselecekmiş gibi bir algı yaratıldı. Bu algı yüzünden de tüketici, otomobil satın almak isteyen tüketici bu satın alma tercihini seçimden önce kullanmak istedi. Dolayısıyla burada aslında temel faktör... Öne çekti yani. Evet, öne çekti. Temel faktör burada aslında bu enflasyonist talep diye tabir edebileceğimiz teknik anlamda talebin seçimden önce piyasaya gelmesidir. Dolayısıyla bu da satışları ciddi anlamda artırdı. İkinci faktör şu. Biliyorsun ÖTV muafiyet satışlarının limiti artırıldı. Evet. Yani 1 milyon seviyesindeydi. Yılbaşında 1,5 milyonun üzerine çıkarıldı bu. Dolayısıyla burada birçok modelle aslında ÖTV muafiyetli alınabilecek şekilde o limitin altında kalmış oldu. Bu da satışları aslında ciddi anlamda ivmelendirdi. Bizim marka yetkililer yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgi şu şekilde. Satışların Ocak-Mart döneminde bütün otomobil satışlarından bahsediyorum. %30-35 civarında ÖTV muafiyet yapıldı konuşuluyor. Yüksek. Çok yüksek. Yani kabaca söylemek gerekirse şimdi %25 artıştan bahsetmiştik. 295 binlik bir pazar oluşmuş toplam pazar. Bunun 233 bini otomobil pazarı olmuş. Bunun neredeyse 3'te 1'i yani 70 binden fazla otomobil belki ÖTV muafiyet şekilde satılmış. Bu da aslında pazarın büyümesine yol açmış diyebiliriz. Bir diğeri aslında henüz şu. Geçtiğimiz yıllarda otomobil bulmak sorundu bireysel için, bireysel müşteri için. Fakat bu filo için de sorundu. Yani araç kiralama şirketleri de istediği araçları bulamadı geçmiş yıllarda. İşte burada aslında filonun bir ertelenmiş talebi söz konusuydu. Dolayısıyla burada kiralık araç filolarının yenilenmeye başlaması da satışlarda ciddi anlamda etkili oldu. Yine bizim aldığımız bilgiye göre satışların %20'sine yakınında filo şeklinde gerçekleşmiş diyebiliriz. Yani özetle aslında Ocak-Mart döneminde Helin, satışların, otomobil satışların özellikle yarısı ÖTV muafiyetli ve filo satışları şeklinde gerçekleşti. Diğer geri kalanında bireysel müşteriler tarafından tercih edildi. Satıldı. Peki bu artış devam edecek mi? Şimdi seçim önemli faktör diye ilk sırada saydın ve seçimi geride bıraktık. Seçimden sonra şimdi 2024'ün bitmesi için 9 aylık bir süre var. Bu 9 ay içerisinde ne olur araç satışları? Tabii burada yani en başta şunu söylemek lazım. Şimdi bir fiyat güncellemeleri büyük ihtimalle markalar tarafından yapılacak. Çünkü döviz kurunda
hafif de olsa bir yükseliş gerçekleşti. Evet. Fakat burada otomobil markaları ve bu dövizdeki en ufak hareketi hemen anında fiyatta yansıtmıyor. Bu fiyatları kademeli şekilde yansıyor. Hı-hı. Şimdi bu kademeli yansıma başlayacaktır Nisan ayı ile birlikte. Dolayısıyla burada şunu tüketici takip edecek. Yani bu fiyat artışları nereye doğru gidiyor? Hı-hı. Eğer hakikaten fiyatlar daha çok artmaya devam eder gibi görünürse, döviz kurunda hareketlilik gözlemlenirse, ben burada enflasyonist talebin Türkiye'de devam edeceğini düşünüyorum. Fakat geçen seneki pazar büyüklüğü görülür mü? O biraz zor. Hı hı. Geçen sene 1.2 milyon adetlik pazar görmüştük. Bu sene farklı tahminler yapılıyor. Bazı markalar bu tahminlerini 1 milyon civarında tutuyor. Bazıları da 750 bin, 800 bin şeklinde tutuyor. Dolayısıyla burada yıl içindeki gelişmeler pazarın gidişatını şekillendirecektir. Fakat şu da bir gerçek. Yani burada resmi raporlarda bile döviz kurunun yükseleceği konuşulurken ben tüketicinin yine bir kısmının en azından bu enflasyonist talebi refleksini göstereceğini ve satışları da bu şekilde, otomobil alımını bu şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü burada şunu unutmamak lazım. Otomobil evet yatırım aracı olmaktan çıktı ama en nihayetinde otomobil de bir metadır. Yani siz bugün sonuçta bu ev alıyorsunuz, evet, ya da bir ürün alıyorsunuz. En nihayetinde ne bileyim mesela örneğin bir koltuk alsam bile bunun fiyatı bir şekilde dövize bağlıysa onun da fiyatı yükseliyor. Yükseliyor. Otomobilin de fiyatı bu şekilde artıyor. Dolayısıyla evet yatırım amaçlı düşünmemek lazım otomobili ama eğer bir ihtiyaç varsa da bunu ertelemek cebimizden daha çok para çıkmasına yol açabilir. Hı hı. Tüketici de zaten böyle düşündüğü için aslında ilk 3 ayda otomobil almaya yönelmiş. Dolayısıyla burada ekonomideki gelişmeler tüketici tarafından takip edilecek özetle ve otomobil satışları da büyük ölçüde buna göre şekillenecek. Peki şimdi 3 aya biraz geri döneceğim belki ama kredili satış aslında konuşmadık. Hı-hı. O da önemli bir başlık. Şimdi kredili satışta ilgili bir rakam var mı? Banka kredisi dışında firmalar da biliyoruz ki belli oranda taksit imkanı sunuyor. Onunla ilgili hani nasıl taksit alınmış bu araçlar? Yani, yoksa peşin mi alınmış hepsi? Şimdi en başta şunu hatırlatmak lazım. Zaten BDDK'nın 2022 yılının başında bir düzenlemesi olmuştu. Bir bavender getirilmişti. Yani otomobil işte 1 milyon civarında olunca kullanabileceğin kredi miktarı ve vadesi değişiyor. 1,5 milyon çıkınca değişiyor. 2 milyon TL üzerine çıkınca hiçbir şekilde kredi kullanamıyorsun. Bugün artık zaten ortalama bir otomobil 1,5 milyon TL'ye gelmiş durumda. Evet. Yani 1 milyon TL'nin altında şu otomobil yok gibi artık piyasada. Dolayısıyla burada artık yavaş yavaş fiyatlar arttıkça kredi kullanılabilecek araç sayısı da azalıyor. Bir yandan sen de en başta söyledin, kredi muslukları kısılıyor. Burada yani senin satın almak istediğin otomobile krediyle erişimin mümkün belki ama kredi bankadan kullanamıyorsun. İşte markalar burada kampanya yapıyor, kendileri finans çözümleri sunuyor. Hı hı. Fakat yine de kredili çıkmayan müşteri sayısının çok olduğunu duyuyoruz. Hı hı. Dolayısıyla burada geçmişte belki satışların %30, %40 krediliyken bugün belki bu oran %20'nin altına düşmüştür. Bazı markalarda %10'un altına düşmüştür. Fakat bu tabii bireysel müşteri için. Ticari evet. kredilerde aynı şey yok. Ticari kredilerde böyle limitler de yok. Dolayısıyla belki şuna bakmak lazım. Satışların ne kadarı şirketler üstüne, ne kadarı bireysel. Ama elimizde böyle data ne yazık yok. Peki. Detaylar geldikçe zaten bunu konuşmaya da devam ederiz. Önemli bir konuydu. Fiyatlar peki ne olacak şimdi de onu konuşalım. Dedik beklentiyi konuştuk aslında yükselme ama talepten doğru bir fiyat artışı da olur mu? Sıfır otomobil değilim böyle bir şey olmaz. Yani, yani biz şeyi tekrar yaşamayız değil mi? Bir dönem özellikle böyle listeler vardı, yetişemiyorduk. Hemen, ona hemen da bağlı olarak ikinci söyleyeyim. Ellerde artıyordu. Hemen ikinci senin sorunun cevabını söyleyeyim. Olur. Sıfır otomobilde fiyatlar talepten dolayı artmaz. Hı hı. Çünkü burada zaten markaların listeleri belli, kar marjları belli. Yurt dışındaki işte benchmark aldığı markalara göre fiyatlar belirleniyor. Dolayısıyla burada fiyatın sıfır tarafında çok inmesi ve çıkması zaten rekabet kurallarına aykırı. Ama senin söylediğin ikinci el olabilir. Yani talep çok yüksek olursa ve araç bulunamazsa ikinci el fiyatı tabii ki artar. Geçmişte bunu yaşadık. İkinci elin sıfırın fiyatının çıkması. Gerçi bu yasal engellendi ama. Şimdi ona gelecektim ben de. Yani geçmişte evet bunu koşullar bunu yarattı ama artık günümüzde bizim regülasyonlar çıkardık. Ticaret Bakanlığı bunu el attı ve otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Dolayısıyla geçmişteki tabloyu bir daha görme şansımız eğer bu düzenlemeler devam ettiği sürece yok. Bunu en başta söyleyelim. Ama fiyat artışı olabilir mi? Olabilir. Çünkü niye olabilir? Çünkü kur artıyor. Yani döviz kur arttığı her noktada otomobil fiyatlarının artışlarını da bilmek İkinci lazım. İkinci elde ona bağlı olarak. İkinci elde sonuçta her zaman sıfır fiyatını endeks kabul ediyor. Dolayısıyla sıfır fiyatı artınca ikinci el
pazarda durgun olsa bile yine fiyat artıyor. Bu çok basit mantık. Dolayısıyla burada her zaman otomobil fiyatlarının gidişatını görmek için döviz kuruna bakmak lazım. Döviz kurunda bir hareket olursa bunun arkasında otomobil fiyatının artmaması gibi bir durumu yok. Çünkü otomobil fiyatları Türkiye'de iki tane temel etkenden besleniyor. Bunlardan bir tanesi döviz kuru, ikincisi vergi sistemi. Zaten günümüzde artık içten yanma otomobillerde bütün araçlar neredeyse artık %80 ve üstü ÖTV'ye geçmiş durumda. Yerlisi yabancısı fark etmiyor. Ya da ekonomik araç olması, lüks araç olması fark etmiyor. Yani artık günümüzde öyle bir tabloya geldik ki en ucuz araç da %80 ÖTV'de. Ama en pahalı otomobilin diyelim 1.6 motor tercihi olan da %80'di. Yani dinamikler değişti. Dolayısıyla bu pazardaki aslında yerli oranını, yabancı oranını da etkiliyor. Bunu da belki söylemek lazım. Bu tabii başka bir konu ama sen sormuşken şimdi konu buraya geldi. Dolayısıyla özetle döviz kurundaki en ufak artışın fiyatları etkileyeceğini söyleyebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum katkıların için. Rica ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonrakine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.